Bu Kataib Hizbullah grubu Lübnan'da gördüğümüz Lübnan Hizbullah'ından farklı bir örgüt. Yani daha radikal desem herhalde, yani tam açıklamak için bunu söyleyip kullanıyorum ama yani neticede ideolojik olarak pek bir farkları yok, ama saldırganlık konusunda Amerika'nın üstlerine daha saldırgan gruplardan bir tanesi Kataib Hizbullah, Nucaba Hareketi. Bunun gibi Şii örgütler, İran destekli örgütler ilk defa hedef alınıyor. Ve bunların karargahlarının da aynı zamanda sadece Bağdat'ın güneyinde bu toplantının olduğu apartmanın dışında, aynı zamanda Bağdat'ın güneyinde özellikle bu grupların buluştuğu yerler Babil Valiliği civarı, yani Bağdat'ın güneyinde askeri karargahları. Buralardaki depolarda da patlama oldu. Buralar ilk defa hedef alındı. Hatta Amerika'nın birkaç cezalandırma bombardımanı dışında, insansız hava aracı bombardımanı dışında bu gruplara hedef alan ikinci ülke Irak topraklarında İsrail oldu. Bir diğer sorunuz da vardı. Burada Lübnan'da herhangi bir saldırı olduğuna dair hiçbir bilgi gelmedi. Ve Lübnan Hizbullah'ın da İsrail'e yönelik şu ana kadar yayına bağlandığım esnada hiçbir saldırı olduğu yönünde bir bilgi yok. Tek hareketlilik Tulkarim bölgesinde, Batı Şeria bölgesinde İsrail askerleriyle bazı yerlerde Filistinlilerin çatışması dışında bir hareket yok. Zaten ilk dalga bu size söylediğim. İki dalgalı herhalde anladığım kadarıyla bir saldırı meydana geldi. Bir de tabii dikkat çekici nokta, hep sizin yayınlarınızda da söylediğim gibi, sabah işte 8-9'da piyasaların açılma vaktine kadar bu işin bir önce bitmesi gerekirdi. Hatta tahminim şu saatlerde ya da şu dakikalarda bu işin tamamen bittiği yönünde bir fikrim var. Aynı zamanda İran Milli Güvenlik Kurulu'nun da olağanüstü şekilde toplanacağına dair bir bilgim var bu konuyla ilgili. Bir de hava sahasının özellikle bu saat 4 itibariyle hava sahasındaki uçakların, Tahran'a inmesi gereken uçakların ülkenin doğu tarafına yönlendirildiği ya da kendileri yönlendiğini gördüm. Ama işin en ilginç tarafı İran'ın batısında, örneğin Tebriz'de, Tahran'da ya da İsfahan'da ilk önce uçuşa yasak bölge ilan edildi. Daha sonrasında da İran'ın batı tarafındaki tüm hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edildi. Daha sonra da ülkenin tüm havalimanlarında yarına kadar tüm uçuşlar durduruldu. Yani en azından komplo teorisi demek istemiyorum ama elimde şu an teyit edemediğim bu haber takibinden ve yazışmalardan dolayı işte Suriye ile Irak'la teyit edemediğim bir bilgi var. Ama en azından kayda geçmesi açısından bunu söylemek durumundayım. Bu patlama sesleri geldiği anda bazı notamlar yayınlandı. Yani uçuşa yasak sivil uçaklar için bölgeyi terk etmeleri ve orada uçmamaları yönünde uyarılar olarak anlatabileceğim bazı notamlar yayınlandı. Patlama sesleriyle bu notamların yayınlanma saatleri ve dakikalarına baktığım zaman, bu notamların bu patlamalar meydana gelmeden 3, 4 ya da 5 dakika önce yayınlandığı gibi, sizin bu Haber Global yayınına girmeden önce böyle bir intiba oluştu. İlerleyen saatlerde araştıracağım ama söylemeye değer bir iddia en Yani azından daha bu. önceden bir şekilde haber verildiği yönünde, Evet. bunu anlıyoruz değil mi tabii ki? Evet. Hatta bazı yerlerde bunun verildiği, bu haberin verildiği de söyleniyor ama dediğiniz gibi teyide de tabii ki gerek var. Bir şey soracağım Evet. Mete Bey, hazır demin o cümleyi söylemişken. Şimdi en azından bugün dünya piyasalarının açılış saatine kadar bu işin artık sıcaklığını Sonlanacağı, evet. yitirmesi bekleniyor. En azından öyle öngörülüyor dedik ama şimdi İran hava sahasının özellikle batı bölgelerde yarına kadar, yani bir gün boyunca hava sahasını kapatması, bir yandan da öbür tarafta işte her şey, en azından piyasalar açıldıktan sonra normale dönme beklentisi. İran'ın bir gün süreyle bunu mesela ilan etmesi şöyle algılanabilir mi? Bir misilleme İran'dan gelecekse bu da 24 saat içinde olacak anlamına gelebilir mi?
Ben dediğim gibi hava sahasının kullanılmadığına dair özellikle yani savaş sebebi yani cevap verilecek anlamında bir senaryo yaratılmadığını ya da hazırlanmadığını düşünüyorum. Ama size şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki vurulan yerler özellikle Irak ve Suriye ağırlıklı vurulduğu için özellikle Golan Tepelerinde yani İsrail'in işgal ettiği Suriye toprağı olan ve ilhak ettiği tek taraflı 1981 yılında Golan Tepelerinde çok hararetli bir hafta sonuna hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada da özellikle bu Gazze meselesinden dolayı İran'ın buraya yaptığı çok ciddi hırnatlar var. Füze rampaları var, hava savunma sistemleri var. Muhtemelen bu yumruklaşma, didişme muhtemelen Irak'tan ziyade Suriye topraklarında herkes hesabını görecek gibi gözüküyor. Çünkü İran'ın bir kez daha İsrail topraklarını şu an için pek vuracağını düşünmüyorum. Ama İran'dır, vurursa zaten başka bir şey konuşuruz ama özellikle ince planlanmış, İran egemenliğini ihlal etmeyecek ama gözdağı verecek şekilde bir şu an edindiğim intiba bu. Ama şunu da söylesem herhalde fazla olmayacak ama İran'daki İsviçre Büyükelçiliği, Tahran Büyükelçiliği üzerinden, yani İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği üzerinden Tahran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iletişimde olduğunu unutmamak gerekiyor. Gene Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile Umman üzerinden de bir iletişim kanalının olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Danışıklı dövüş ya da buna benzer kelimeleri kullanmaktan kaçınıyorum. Ama biraz herkes rahatlasın ve elini yıkayıp bu kirli işten çıksın minvalinde bir saldırı gibi bir intiba var. Neticede sizlere hep söylediğim Haber Global yayınında ki bu herhalde öngörümün doğru çıkacağını düşünüyorum. Tek bir İran askerinin ölmediği bir saldırıyla karşılaşacağız gibi gözüküyor. Evet. Tek bir sivilin de ölmediği. Evet, şimdi aslında bu şimdi İsrail ordusu günlerdir bu savaş kabinesinin topladığı işte toplantılar yaptı. İran'da hedef alacağı noktaları da belirledi ve misillemenin de aslında hafta sonu işte 30 Nisan'da sona ereceği işte bir bayramın hamursuz bayramından bahsediyoruz. O bayramdan önce gerçekleşmeyeceği görüşü de hakimdi. Ama biraz öne çekildi gibi duruyor. Bunun nedeni ne peki? Benim tahminim ben de açıkçası cumartesi gününe hazırlanıyordum olursa diye. Evet. Ama olmazsa da dediğiniz gibi hamursuz bayramının sonunda olacaktı. Fakat burada anladığım kadarıyla İsrail bir an önce bu misilleme gerginliğinin bitmesini istiyor. Çünkü ne kadar iddia da olsa benim sahada gördüğüm askeri hareketlilik İsrail'in Gazze'nin güneyinde Refah yani Mısır sınırındaki Selahattin eksenine, Philadelphia eksenine bir askeri operasyon başlatacağına dair intibam var. Muhtemelen bundan dolayı bu İran meselesinin bir an önce kapanmasını istediği İsrail ve Refah bölgesine yönelecek. Ve zaten bu İran saldırısıyla beraber izolasyondan kurtulan İsrail'in hep beraber düşünürsek Refah saldırısına uluslararası camia olarak tabir edilen batılı başkentler ne tepki verebilir ki şu an? Hiçbir tepki vermeyecekler ve Refah sessiz sedasız bir şekilde İsrail tarafından yutulmayı bekliyor. Hatta şu Amerika ile birlikte bunun pazarlığının bu şekilde yapıldığı iddia ediliyor. Evet, yani evet. İran'a kısıtlı Doğru. bir misilleme ama İsrail'de bunun karşılığında Refah'a bir kapsamlı bir Doğru. operasyon yapma Doğru. karşılığında böyle bir harekata girişti. Yani Emre Bey bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Bir an önce bu işin bitmesi gerekiyor. Çünkü Refah meselesini dediğiniz gibi Netanyahu kaçırmak istemeyecektir. Çünkü uluslararası toplum maalesef hiçbir ses çıkartmadan İsrail'i görmezden gelerek yutacak. Ama burada sizin sorduğunuz soru güzel bir soru. Çünkü burada şunu da unutmamak lazım. Hamursuz Bayramı Yahudilerin en çok aileleriyle birlikte geldiği, İnansın inanmasın ama Yahudiler arasında en çok kutlanan bayramlardan bir tanesi ve kalabalık şekilde kutlanan bayramlardan bir tanesi. İşte Mısır'dan 210 yıllık esaretten kurtulup o göç hikayesini anıyorlar Yahudiler. Burada sığınaklarda
Hamursuz Bayramı'nı kutlayan İsraillerin fotoğraflarının düşmesi sanıyorum Netanyahu'nun koltuğunu sarsacaktı, imajını da sarsacaktı. Çünkü Hamursuz Bayramı Yahudiler için çok özel bir bayram, dediğim gibi bir özgürlük bayramı. Sığınaklarda füze yağmuru altında ya da füze tehditleri altında bu Hamursuz Bayramı'nın 18 Nisan'da başlayacak olan Hamursuz Bayramı'nın kutlanmaması için Netanyahu'nun bu karşı misillemenin misillemesi olan karşı saldırıyı ben öne aldığını düşünüyorum.